Evet Goberler, şimdi geldik konu testi 3'e. Açıortay'ın 3. konu testini gömeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzla birlikte şöyle bir ayarlamasını yapalım. Odaklanmayı bir ayarlayalım şöyle. Hop, taks. Evet, diyor ki ABC dik üçgen. Alfa var, 4 var, 8 var. Şimdi açıortay ne diyordu dostum? Ayaklarımın oranı neyse kollarımın oranı da bunlar olacak. Şimdi ayaklara bakın, 4'e 8. Yani biri diğerinin 2 katı olmuş. O halde bu kol K ise bu kol 2K olacak. Ve sen de şunu fark ettin hemen. 90'ın karşısı 2K iken, bakın şu dik üçgene. 90'ın karşısı 2K iken neyin karşısı yarısı oluyordu sadece? 30'un. Sadece 30'un karşısındaki 90'ın karşısındakinin yarısıdır. Dolayısıyla cevabımız da 30 geldi. Evet, ikinci sorumuzdayız. Bir sürü açıortay görüyoruz. Öncelikle şurayı bir kapatayım. Bakın burada şunu gördüm arkadaşlarım. Açıortay AH. Aynı zamanda yükseklik de olmuş. Hemen kayı kuralı aklıma geldi. Bu yükseklik açıortay olduğu gibi kenarortayda olacak dedim. Burası da 3. Ve hatta şu üçgenimizde ikizkenar çıkacaktı. X'i soruyor bize. Şimdi şurada da şunu yapalım. Şurayı kapatalım şimdi. Bakın 3'e 3K, 5'e 5K diyelim. Yani bu kenar 3K olsun, bu kol 5K olsun. Şimdi bir de şu dik üçgenimize bakın. Nasıl bir dik üçgen olduğunu yakalayın. Sizin sevdiğiniz bir dik üçgen. 3K, 5'e 5K. 3, 4, 5 üçgeni. Yani şuranın kesinlikle 4K olduğunu biliyoruz biz. Demek ki 4K'mız 8, K'yı 2 bulduk. Bize 5K'yı soruyor. Ceyhan'ı paketledim bile çoktan. Evet, üçüncü sorudayım dostum. Yine iki tane açıortay görüyorum. Önce şununla bir başlayalım. 3'e 6 oranı var. Bakın bu açıortay arasında 3'e 6 gibi bir oran var. Yani 1'e 2 oranı var. O halde bunun ayaklarına K'ya 2K diyebilirim ben. Hemen şimdi bir de dış açıortayı görelim. Bakın şu bizim dış açıortayımız. Yakın kol 3, uzak kolumuz 3K. Yani 3 bölü 3K eşittir. Ayaklara geldim. 12 bölü tamam. Bunların hepsini anlattığımız için burada kısaca söyledim hemen. Hemen yaptım dostlarım. Konu anlatımlı videolarımıza da bakabilirsiniz bu arada. Şurada 1 bölü K oranı 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem de 2 bölü 3 oranı çıktı. Hemen içler dışlar yapıyorum. 2K eşittir 3 oldu. K eşittir 3 bölü 2. Bana nereyi soruyordu? 2K'yı soruyordu. Yani 3 bölü 2 ile 2'nin çarpımını soruyor. Cevabım Adana'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız. Yine bir açıortay görüyoruz. Bir de dik kenardan, dik açıdan inen kenarortay görüyorum dostum. Burada bir muhteşem üçlü vardı hatırlarsanız. Demek ki bu, bu ve şu da bu ikisine eşit olacakmış. Şurayı bir görelim. KD'ye 2K değil diyor. Nereye 3K diyeceğiz? DC'ye de 3K diyeyim diyor. Burası 3K, burası 3K. O halde burası K oldu. Çünkü bunlar muhteşem üçlüden 3'ü birbirine eşitti. Bakın K 6 ise artık 2K'nın 12 olduğunu biliyorum. 3K'nın 18, 18 olduğunu biliyorum. Bana da nereyi soruyor? AB'yi soruyor. AB'miz neresi? Şu uzunluğu soruyor dostlarım. X'i. Şimdi şuradan bir hemen açıortayın teoremini de yapalım. Bakın 1'e 2 oranı vardı. K'ya 2K. 2K'lık ayağa 18 düşmüş 9 katı. 1K'lık ayağa da 9 düşecek diyelim. Şurası 9. Şimdi hemen burası 9. Burası 36. Pisagor bağıntısı yapacağız arkadaşlarım. Şöyle bir küçük bir dik üçgen düşünün. Şöyle dik üçgen. Şurası 1. Şurası da bakın 9. 4 katı. Burası 4. Ben 9 ile 36'yı değil de 9'a bölerek yazdım. Burayı 1 kabul ettim, burayı da 4 kabul ettim. En son bulduğum sonucun 9 katını alacağım. Şimdi şurada da bir Pisagor bağıntısı yaparsak 16, 1 çıktı 15, burası kök 15. Tabii bir de bunun 9 katını alacağım. 9 kök 15 geldi. Sorumuzun cevabı dik üçgende bolca yaptığımız bir şey yaptık. Sadeleştirerek Pisagor yaptık dostlar. Evet, bu soruya bakar bakmaz şunu gördüm. Bir açıortay var, iki tane de diklik var. Ne öğrettim ben size?
iki diklik bir açıortay varsa AB 90 yazacağız. Şimdi eşit açılara AA, bakın A 90 B, A 90 B'yi yazıyorum. Şunun da tersi B olduğu için işte ikizkenarı yakaladığım buranın da X olduğunu gördüm. Şimdi artık şurayla işin kalmadı senin. Yani şu tarafı görmesen de olur artık. Bu X'i buraya taşıdık. Şimdi şurada da bakın ne var? 4'e 8 var. Kolları arasındaki ilişki bu. Demek ki ayaklarda da 1'e 2 oranı olacak. Yani şurası 1K ise X dediğimiz yer 2K. Yani bana X'i yani 2K'yı soruyor. Bunu da unutmayalım. Şimdi bir de şunu fark ettim. Bakın 90'ın karşısı 8 ise neyin karşısı 4 olur? 30'un. Demek ki bu açımız 30. O halde bu açımız 60. Hatta buralarda 30, 30. Peki 60'ın karşısına ne düşecek? 30'un karşısındakinin köküç katı. Yani 4 köküç. O halde 3K eşittir 4 kök 3. K eşittir 4 kök 3 bölü 3. Benden 2K'yı istiyordu. 8 kök 3 bölü 3. O da eşittir 8 bölü kök 3 diyebiliriz. Cevap Adana'dan çıktı. Evet. 6. sorumuzdayız. Şimdi yine bir açıortay görüyorum arkadaşlarım. Hemen kolların oranı, ayakların oranı muhabbeti yapalım isterseniz. Şöyle yapalım. 9'un x'e oranı, bakın yazıyorum. 9'un x'e oranı eşittir y'nin 6'ya oranı. Buradan x çarpı y'yi biz 54 bulduk. 6 kere 9'dan 54. Şimdi bir de şunu açalım. X artı y'nin karesini açalım dostlarım. Bu da neydi? Birincinin karesi. İkincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı şeklinde açılıyordu. Şimdi x kare artı y kareyi ne vermiş? 181 vermiş. Biz şu x y'yi 54 bulduk. 2 ile çarpın diyor, 108 yapar. Bunları da topladığımızda 289 çıktı arkadaşlarım burası. Yani x artı y'nin karesi 289. O halde x artı y'nin 17 olması lazım. Çünkü 17'nin karesi 289. Peki canım öğrencim, benden ne istiyor? Buranın çevresini, yani 9'u 6'yı toplayın ki 15 yapar. Bir de artı bunun üstüne x ile de y'yi toplayın diyor. Yani 17'yi. X ile y'nin toplamını 17 bulduk çünkü. Buradan da 32 çıktı sorumun cevabı. Evet, 7. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? Yine bir açıortay ve eşit açılar gördük. Şunlara biz bir A diyelim. Burası da A olsun. Şunlara da B, B diyelim. Bakın bu A ile bu B'nin toplamı iki iç açıdır. Buraya eşit A artı B. Bu A ile bu B'nin toplamı da iki iç açıdır. Bir dış açıya eşit olacak. Burası da A artı B. Yani şu açılarımız eşit çıktı. O halde bu bir ikizkenar üçgen. DC de 8 geldi. Şuna geldik. 2 tane açıortay var. Önce üsttekini paketleyelim. 9'a 12 kolları. Hani ne yapıyorduk? Bunu hemen ayaklara taşıyacağız demiştik, değil mi? Biraz sadeleştirelim, öyle taşıyalım. 3'e bölerek ikisini de taşıyalım dostum. 3'e bölsem 3K, 3'e bölsem 4K olur. Şimdi de alttaki açıortaya bakın, şuna. Dostum bunun bak üçlük ayağına ne düşmüş? 6, 2 katı. Dörtlük ayağına ne düşecek? Adana düşecek. Cevabım 8. Çevirdim arka tarafı. Geldim 9 numaraya. Bakın yine bir bağıra bağıra muhteşem üçlü görüyorum. Dik açıdan inmiş bir kenar ortay var burada dostum. Önce şu 9, 12, 15'ten burası 15 bölü 2. Burası da 15 bölü 2 diyelim. Ve muhteşem üçlüden şunun tamamı da 15 bölü 2'dir dostlarım. Buranın tamamı da bunlara eşitti, hatırlayın, muhteşem üçlüden dolayı. O halde bu da 15 bölü 2'dir, paketledim. Bir dursun o kenarda şimdi. Şimdi şurada da bir açıortay teoremi yapalım. Bakın 9'un 15 bölü 2'ye oranı, yazıyorum onu. 9 bölü 15 bölü 2 diyorum buna. Şunu ters çevirip çarparsam 18 bölü 15... 3'e bölersem de 6 bölü 5 demek istiyormuşuz aslında. Yani şu kolların oranı 6 bölü 5. O halde burası 6K, şurası 5K'dır dostum. Bunu da yazdım. Şimdi bizden nereyi istiyor? X'i istiyor. Yani 6K'yı istiyor benden. Bunu bir not alayım şuraya. Ben nereyi biliyorum? 11K'yı biliyorum.
11 tane K eşittir 15 bölü 2 demiştik dostlarım. O halde K ne çıktı bu durumda? 11'e bölersem her iki tarafı, şuradan devam edeyim. K eşittir 15 bölü 22 olur. E benden 6K'yı istiyor. Çarpalım bunu 6 ile her iki tarafını. Bakın 6K ne geldi? 2'ye böl 3, 2'ye böl 11, 3 ile de 15'i çarpalım. 45 bölü 11 geldi. Evet, geldik şuna. 10. sorumuz. Şimdi 12 var, 18 var. BNX nedir diye de bir soru sormuş bize. Hemen yine 2 tane diklik görüyorum. Bir tane de açıortay görünce ne yapacaktım? Eşit açılara A 90 B, tersi de B. A 90, şurası da B oldu arkadaşım. Demek ki bu bir ikizkenar üçgen, yani şurada X oldu diyebiliriz artık. Bu bir. Başka neler yapabiliriz diye bakalım. A ile B'nin toplamı 90. Tamam, onu gördük. Benzerlik mi yapsak diye düşündüm. Yok. 18 neresiymiş? HC 18'miş. Şimdi şurayı bulabilirim ben. Nereyi istiyordu? BN X'i istiyor. Bulalım burayı o halde. Diklikten diklik indi ya dostum. Şurada görün. Öklit bağıntısı yapacağım. 12'nin karesi burası çarpı tamamı diyeceğim dostum. Yani 144 eşittir. K diyelim biz oraya. K çarpı K artı 18 dedim. Şimdi K buradan kaç çıkabilir? Onu bir düşünelim. K buradan mesela 2 olsa 2 çarpı 20 olur. 3 olsa 3 çarpı 21 olur. 4 olsa 4 çarpı 22. 5 olsa 5 çarpı 23. 144 değil. 6 olsa 6 çarpı 24. 6 ile 24'ü bir çarpayım. 6 kere 4. Evet, oluyor galiba. 4 elde var. 2. 6 kere 2 12. 144. Evet. Demek ki K 6'ymış. Yani şurasının 6 olduğunu bulduk. Peki, şimdi şurada da bir şey yapalım hemen. Açıortay teoremi yapalım. Bakın şuradan gelmiş ya buraya doğru. Açıortayımızı yapalım. 12'ye 6. Yani şurada 2K'ya K oranı var. Şu parçalar arasında arkadaşlarım, şurada. 2K'ya K oranı mevcut. Peki bir de şunu fark ettim ben dostum bu soruda. Bakın burada 90'ın karşısı 12 ise neyin karşısı 6'dır diye sordum. 30'un. Şimdi amacım 3K'yı bulmak. Ha, illa 30, 60, 90'dan bulmak zorunda da değilsin dostum. Burada istiyorsan şu üçgende Pisagor yap. Şu BH'ı bul. Ya da benim gibi, ben 30, 60, 90'ı gördüm. Burası 30'sa şurası 60'tır dedim hemen. Yani 30, 30 diye parçalanır hatta burası da. 30, 60, 90'ı yapacağım ben. Şimdi bakın 30'un karşısı 6. 60'ın karşısı şurası 6 kök 3. Yani benim 3K dediğim yer 6 kök 3. O halde K 2 kök 3 olacak. Bizden 2K'yı istiyordu. 2 ile çarparsam da 4 kök 3 geldi. Evet, 11. sorudayız. Dedik ki bir açıortay iç açıortayla bir dış açıortay yan yana geldiğinde aralarındaki açı kesin 90 derecedir demiştik. Şimdi X'i istiyor bizden. Nereler var başka? X kaçtır diye bir soru sormuş. Gelin ilk önce bir İç açıortay teoremi yapalım. Bakın 4'e 6 oranı var. Kollara da hemen taşıyalım. 2'ye 3 olarak sadeleştirerek taşıdım. Bir de dış açıortay yapalım. 2 bölü 3. 2 bölü 3 eşittir. CD bölü tamamıydı. Yani CD artı 10. CD artı 10. Şimdi içleri çarpalım. 3 tane CD eşittir. Dışları çarpalım. 2 CD artı 20 olur. CD'yi de buraya alırsam 1 CD eşittir 20 çıktı. Şurası 20. Dostum burası 20 ise şu, bakın az önce dik üçgen dediğim meğersem ikiz kenar dik üçgenmiş ve hipotenüsünü biz 24 bulduk. Hipotenüs 24 ise ikiz kenar dik üçgende, 45-45-90 üçgeninde neydi kural? Hipotenüsün uzunluğunu kök 2'ye bölersen 45'in karşısını buluyorsun ki 24'ü kök 2'ye böldüm. 12 kök 2 çıktı. Evet, buraya geldik. Hemen ayaklar 3'e 5 ise kollara 3K 5K yazdım. Bir de şunu gördüm. 3, 4, 5 üçgeni. Yani burası 4K. O halde 4K 8, K 2. Demek ki bu 10. Bu da 6 kardeşim. Bak şurada da ne var? Bir Pisagor bağıntısı var. Hemen X'i bulalım. Şimdi dik üçgende şunu söyledik kısaca. Eğer dik kenarlardan biri diğerinin 2 katıysa Pisagor yapmakla uğraşma. Hipotenüs
Küçük olan hangisi ise, yani 3'müş burada, onun kök 5 katıdır. Yani cevap 3 kök 5 gelir dedik. Evet, 13. sorudayız. Hemen okuyalım. ABC dik üçgen, 2 tane açıortay görüyoruz dostum. 8 var, 3 var. Buna göre x nedir diye de bir soru sormuş bize. Bakalım. Şimdi şunlara bir A diyelim, A diyelim, B diyelim, B diyelim. Bakalım bir işimize yarayacak mı? Çok da bir işime yaramadı ama şunu fark ettim dostum. Bak şuradan bir doğrumu uzatırsam şöyle. Şöyle bir şey yaptım. Şu açıortayımın, şu bir açıortay ya, aynı zamanda yükseklik olduğunu gördüm. O halde burada kayı kuralı vardır dedim. Bu yükseklik aynı zamanda kenarortay olacak. Burası da x oldu ve ikiz kenar üçgen olacak. Burası da 8, yani burası da 5 oldu. Şimdi de şu açıortayı konuşalım. Onu da şöyle bir şu renkle göstereyim. Şimdi de şu açıortayı konuşacağız arkadaşlar. Bunu. Bakın bu açıortayın ayakları 3'e 5 yazıyorum. Ayakları 3 bölü 5 eşittir. Kolları 8 bölü 2x. 8 bölü 2x'e eşit. Hatta sadeleştirelim. 4 sadeleştirelim. 2 gitsin. İçleri çarpalım. 20 eşittir. Dışları çarpalım. 3x. 3'e bölersek de 20 bölü 3 çıktı x. Evet. 14. sorumuz. I iç teğet çemberin merkezi ise buradan geçen bütün doğrular şöyle açıortaydı değil mi dostlarım? 4 var, 6 var. ABC üçgeninin çevresi nedir diye bir soru sormuş bize. Bakalım. Şimdi iç teğet çemberin merkezi ise yarıçapını 4 vermiş. Demek ki benim buraya çizeceğim diklik de 4. Buraya çizeceğim diklik de 4. Ne yaptım ben? Fışkırma teoremi yaptım. Bunu hemen bilmiyorsanız hemen bakın arkadaşlarım. İlk bu konunun 1, 2, 3 ilk videosunda da anlattım fışkırtma teoremini. Çıkan sorularda gösterdim. Şimdi burası 4, 4. Burası 6 ise burası da 6. Bakın şurada bir kare çıktı. 4, 4. Bu da 4. Bu da 4 oldu. Ne kaldı geriye? Şuraya da x diyelim. Burası da x olsun değil mi? Bunlar da birbirine eşitti. Şimdi şurası 10. Şurası 6 artı x. Burası da 4 artı x. Şimdi özel bir dik üçgen mi? Mesela ilk aklıma 5, 12, 13 dik üçgeni geldi. Hatta bunun 2 katı 10, 24, 26 olabilir mi diye bakalım dedim. Şurası 10 ise buranın 24 olması için x'in 20 olması lazım. Tamam. X 20 ise burası 26 oluyor mu? Evet. 6 ile 20'nin toplamı. Demek ki doğru yoldayım. 10, 24, 26 üçgeniymiş bu. Bizden de bunun çevresini istiyor. 26 ile 24'ün toplamı 50. 10 da oradan geldi. 60 yaptı. Evet, 15. sorumuz. AB'ye 3, AC'ye de 5K deyin diyor. Buna göre x nedir diye bir soru sormuş. Bildiğimiz klasik teoremimizi yapacağız. Kolların oranı 3 bölü 5, ayakların oranı 2x bölü x artı 7. Hemen içleri çarpalım. 5 ile 2x'in çarpımı 10x. 3 ile şurayı çarparsam 3x artı 21. 3x'i buraya aldım. 7x eşittir 21. 7'ye böldüm. X eşittir 3 çıktı. Cevap da Ceyhan'dan geldi. Evet. Son sorumuzdayız dostlar. I yine iç teğet çemberin merkezi ise ben biliyorum ki şunların her biri artık açı ortay. Tamam. Hatta bu ikiz kenar üçgen olduğu için buradan inen açı ortay aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda da kenar ortay 2, 2 diye de burayı böldü. Şurada da bakın kayı kuralı var. Görüyorsunuz yükseklik kenar ortay oldu. Demek ki x ise burası da x'tir diyelim. Bize de x nedir diye bir soru sormuş dostlarım. Hemen şöyle yapalım. Şurada 2'ye 6 oranı var. Yani 1'e 3. O halde ben şuna k dersem şurası 3k. Şu açı ortaya göre yaptım dostum. Bakın kolları 1'e 3. Ayaklar da 1'e 3 olsun dedim. Sonra bir de Pisagor bağıntısı yapalım şuradan hemen. 4k'nın karesi 16k kare yapar. Eşittir. 2'nin karesi yok artı 2'nin karesi 4 ile eşitmiş bunların toplamı. 6'nın karesi 36'ya. Buradan 16k kare eşittir 32. K kare eşittir 2. Bunu da buldum. Şimdi bir de şu küçük üçgende Pisagor yapalım. X'i bulalım. X kare eşittir. Bir 2'nin karesi 4. Bir de K'nın karesi. O da 2'ydi hocam. K'nın karesi.
Demek ki x kare 6 geldi. X eşittir kök 6 çıktı. Evet dostum. Böylelikle açıortayı da bitirmiş olduk. Şimdi sürekli soruyorsunuz üniversite sınav sorularını çözecek misiniz diye. Hayır çözmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunların hepsinin çözümleri zaten internette mevcut. İstediğini arayıp bulabilirsin kardeşim. Bir daha benim çözmeme gerek yok. Vakit kaybetmeyelim. Biz diğer konulara geçelim dostlar. Pekala, hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.